Merhaba hanımlar, kanalıma hoş geldiniz. Bugün sizlere yine hem basit hem de çok şık olan bir yelek örneği göstereceğim. Yeleklerde kullanabilirsiniz ama daha birçok yerde, baharlık şallarda, hırkalarda da kullanmanız mümkün bu örneği. Örneğimiz çiçek, sıralı çiçekler şeklinde bakın ilerlemiş. Ben simli bir angora iplik kullandım ama sizler istediğiniz iplikte bunu örebilirsiniz. Alt kısmın düzgün durması için ilk sıramızda trabzan yaptık. Peki kaç zincir, kaç trabzan üzerine bu örneği kuruyoruz? Örneğimizin şu parçası, yani şu şekilde ilerliyor. Bu bir blok. Bunu yan tarafa doğru ekleyerek gidiyorum. Bir bloğu 10 tane trabzandan oluşuyor. Yani 10, 20, 30. Son bitirme için de yine 3 trabzana ihtiyacımız var. 33 yaptım ben bu örnekte. Yani sizler ayarlarken 10'un katları artı 3 şeklinde örneğinizi ayarlayabilirsiniz. Ben sizler için küçük bir örnekte yapacağım. 23 tane trabzanım var. Yani şu şekilde kalacak benim örneğim. 10-23 şeklinde. Şimdi fazlaca zincir atmıştım. Yine bu kısmı yok etmek kolay. İkili trabzanlar yapıyorum. Dönüşlerde üçer zincir döndük. Kenarlarda hep üçer tane trabzanımız var. Bakın buraya batmıyoruz. Burası bizim sıfır noktamız. Bir sonraki boşluğa, yani trabzanın tepesine. Çünkü zincirimiz zaten birinci trabzan olarak sayılıyor. Bir, iki, üçüncüsü. Sonra iki zincir yaparak, bakın zaten örneğimiz ikili sıralar halinde ilerliyor. İki zincir yaparak alttaki kafesli kısmı oluşturacağız. Bunun için de iki zincir yaptım. Trabzanımın üstünden 1, 2, 3, 4'üncüsünün içine batarak ikili trabzanımızı yapıp buradaki 1, 2, 3'lü kafesimizi yapacağız. Aralarımız birer zincir. Bir zincir, aynı yere batarak birinci kafesimi yaptım. Bir zincir, aynı yere battım. İkinci kafesim, bir zincir, aynı yere battım. Üçüncü kafesimizi yaptık. İki zincir yaparak aradaki şeritli yere devam ediyoruz. 2 zincir yaptık. Gelirken 1, 2, 3 tane atlamıştık. Yine giderken de aynı şey yapacağız. Yani 1, 2, 3 atladık. Dördüncüsünün içine batarak artık her bir trabzanın tepesine birer tane yaparak 3 tane ikili trabzanım, yani aradaki sınır yolumu yapmış oldum. Yine 2 zincir. Alttan yine 1, 2, 3 dördüncüsünün içine battım. İkili trabzan. Yine kafeslerimi oluşturacağım. Bir zincir, aynı yere battım. Bir zincir, aynı yere battım. Bir zincir, aynı yere batarak bakın yine 3 tane kafesimizi oluşturduk. Yine 2 zincir yaptım. Ve 1, 2, 3 dördüncüsüne batarak sondaki 3 tane trabzanımı yapacağım. 2, üçüncüsü tabii ki dönüşte yaptığımız zincirin tepesine ya da boşluğu da kullanabilirsiniz. Şu an ben boşluğu yaptım. Böylece bakın çiçeklerin alt kısımları hazır oldu. Dönüşümüz yine 3 zincir. Döndük. Bu 3 tane trabzana devam ediyoruz. Bunlarda hiçbir değişiklik yok. Şimdi buradaki şu çiçeklerin olduğu, tilfilerin olduğu yeri yapacağız. 2 zincir yaptım. Ve başını almadan ilk deliğimin içine sık iğne ile bağladım. 3 zincir yapıyorum. Ve aynı deliğin içine yine başını almadan sık iğne olarak batarak çiçeğimin ilk yaprağını oluşturdum.
Eliniz çok sıkı ise bu zinciri dörtte yapabilirsiniz. Yan taraftaki kutucuğun içine sık iğne ile geçtim. Yine 3 zincir yaparak ve aynı deliğin içine batarak ikinci yaprağım hazır. Yine sık iğne ile 3. kutucuğuma geçtim. 3 zincir yaparak aynı kutunun içine battım. 2 zincirle yoluma devam ediyorum. Yine trabzanlarımın üzerine trabzan yaparak. İkinci çiçeğimin olduğu yerdeyim. Yine 2 zincir. Başını almadan direkt kutunun, ilk kutunun içine battım. 3 zincir yapıyorum. Aynı deliğin içine batarak ilk yaprağımı yaptım. Sık iğne ile yandaki kutucuğa geçtim. 3 zincir yapıp aynı deliğin içine tekrar battım. Sık iğne ile 3. kutucuğa geçtim. Ve 3 zincir yapıp son çiçeğimin yaprağını da tamamlayarak 2 zincir yaptım ve kenardaki trabzanlarımın olduğu yere ulaştım. Artık bundan sonra yine kafes, sonra yine çiçekler, kafes, çiçekler şeklinde ilerleyeceğiz. Yine 3 zincir yaparak bir üst sıramıza başlıyoruz. Dediğim gibi kafeslerin olduğu yeri yapacağız. Ama trabzanlarımızda bir değişiklik yok. Buraya geçerken ki zincirlerimiz hep 2 idi. 1, 2. Kafeslerimizi yaparken kullanacağımız yer şimdi bu çiçeklerin yapraklarının 3 tane olanın orta kısmı. Başını aldım. Burada trabzanlar yapıyoruz. Bu ortadaki çiçeğin şu boşluğunu kullanacağız. Buraya batarak 3 tane kafes yapacağız. Bir zincir deliğin içine battım. Birincisi tamam. Bir zincir aynı deliğin içine batıyorum. Bir zincir aynı deliğin içine battım. Bakın böylece 3 tane kafesimiz hazır. Yine 2 zincir yaparak trabzanımızın üzerine gidiyoruz. 3 tane trabzanımızı yapıyoruz. Yine 2 zincir. 3 tane tirfilin ortasındakine batarak, boşluğuna batarak yine kafeslerimiz. Aralarda bir zincir var. Birincisi, ikincisi ve üçüncüsü. 2 zincir ve son trabzanın olduğu yerdeyiz. Son kez çiçeklerin yapraklarının olduğu yeri göstereceğim ve örneğimizi tamamlamış olacağız. 3 zincir yaptık, döndük. Kenar trabzanlarımızı yaptık. 2 zincir, bu sefer başını almadan direkt birinci kafesin içine batarak sabitlememi yaptım sık iğne ile. 3 zincir aynı deliğin içine batarak sık iğne ile birinci tirfilimi yaptım. Sık iğne ile ikinci kutucuğa geçtim. Yine 3 zincir aynı yere battım. Sık iğne ile üçüncüsüne geçtim. Yine 3 zincir yaparak aynı yere battım. 2 zincir yaparak trabzanlarımın olduğu yere geldim. Son kez 2 zincir ilk kutucuğun içine bağladım. 3 zincir yaparak ilk tirfilimi yaptım. Sık iğne ile geçtim. 3 zincir yaptım. Yine aynı yere bağladım. Sık iğne ile geçtim. 3 zincir yaptım ve çiçeğimin sonunu yapmış oldum. 2 zincirle yine kenardaki trabzanlarımızı tamamlıyoruz.
Bu şekilde örneğimiz ilerlemeye devam edecek. Umarım sizler de beğenmişsinizdir. İzlediğiniz için teşekkür ederim.